Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere farklı yapımıyla şekli şahane güzel bir börek tarifim var. Sadece un, tuz, su kullanacağız hamurunda ve çıtır çıtır oluyor. Bu sefer ben kıymalı hazırlayacağım ama arzu ederseniz peynirli ya da patatesli de hazırlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz, artık iç harç size kalmış. 5 su bardağı unu kabımın içine alıyorum. Unu muhakkak eleyin arkadaşlar. Orta kısmını açıyorum. Hemen 2 su bardağı suyu ortasına koyuyorum. Birazını ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuzu da şöyle unun etrafına koyuyorum. Tatlı kaşığı diyorum ama çok tatlı kaşığını tepeleme doldurmayın lütfen. Yavaş yavaş hamuru ortada toparlayayım. Böyle ele yapışmayan sert bir hamur elde edeceğim. Öyle çok yumuşak olmayacak arkadaşlar. Biraz daha su ilave edeyim. Sizler de lütfen suyunu yavaş yavaş ilave edip ortalama 5 bardağı 2 bardak su tam geliyor. Bu evimizdeki klasik bardaklardan. Ben bardağı da göstereyim. Şöyle klasik bardaklardan suyun birazını daha ilave edip hamurumu toparlıyorum. Kalan suyumu da ilave ediyorum. Hamuru kabın içerisine toparladım. Ellerimi güzelce yıkadım. Şimdi hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle hafif biraz un serpeyim. Ununuzu muhakkak arkadaşlar elemeye özen gösterin. Biraz daha un serpeyim. Artık hamurumu en az 3 dakika boyunca yoğuruyorum. Arada böyle un serpebilirsiniz. Benim gibi. Çok yumuşak bir hamur olmaması gerekiyor çünkü. Hamurumu yeterince yoğurdum. Şöyle bir toparlayayım. Hemen yoğurduğum kabımın içine alıp biraz dinlendireyim. O süre içerisinde hemen kıymalı harcımı hazırlayacağım. Kıyma harcınız hazırsa bir 10 dakika dinlendirmeniz yeterli hamuru. Üzerinde muhakkak örtün arkadaşlar kuruması. Kıymayı tencereme alıyorum. Hemen ocağın altını yakayım. Öncelikle 250 gram yarı yağlı kıymayı güzelce suyunu çekene kadar kavuruyorum. Soğanı bol, kıyması az olacak arkadaşlar. Altını yüksek ayara açıyorum. Öncelikle kıymamı güzelce suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Kıymayı kavurdum. Altını yüksek açarsanız kıymanız sulanmayacaktı. Kısarsanız sulanacaktı. Ben de yükseğe açtım. Böyle kaşıkla eze eze kıymamı güzelce kavurdum. Şimdi yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ. 2 adet büyüklerinden kuru soğanı küçük küçük böyle elinizden geldiğince küçük doğrayın. İçerisine ilave ediyorum. Oldukça büyük 2 tane kuru soğandı arkadaşlar. Dediğim gibi soğanı bol, kıyması az olacak. Daha lezzetli oluyor. Şimdi soğanlar sönene kadar orta ateşte kıyma ve soğanımı kavuruyorum. Altını çok kısmayın, sulanmasın. Orta ateşten biraz daha yüksek diyebilirim aslında. Ara ara böyle karıştırarak kavuracağım. Kıymayı yeterince kavurdum. Böyle ara ara karıştırarak yeterli. Hemen içerisine baharatlarını ilave edip bitiriyorum. Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve pul biber, bir çay kaşığı da su. Sizler yine damak tadınıza göre ilave edersiniz. Kırmızı toz biber acı değil. Biraz daha fazla katarsanız salçayı gerektirmeden böyle rengini kırmızı yaparsınız. Tamamdır. Artık ocağın altını kapatıyorum. Birazcık soğuması için serin bir yere alayım. Bir de kaba boşaltayım. Daha çabuk soğusun. Hamuru yeterince dinlendirdim. Yeterli. Çok öyle dinlenmesine gerek yok. Hemen şöyle alıyorum. Dinlendirirseniz daha güzel açılacaktır. Biraz un serpiyorum. Hamuru 4 parçaya bölüyorum.
5 parçaya böldüm yanlışlıkla arkadaşlar. Şimdi hemen şunu eşitleyeceğim. 4 parçaya bölüp şöyle bezi haline getirip kenara alıyorum. İyice yuvarlayayım. 4 diye 5'e bölmüşüm yanlışlıkla. Hamurların altına biraz un serpeyim. Kenara alayım. Yağın üzerine atmışım. Un serpip hamurumun bir tanesini alıyorum. Çok aşırı derecede arkadaşlar ince açmanıza gerek yok. Hemen hemen şimdi açınca size göstereceğim ne kadar büyüklükte açacağınızı. Şimdi iki tane hamuru açacağım. Arasına birazcık tereyağı süreceğim. Ondan sonra üst üste alacağım. Ve şeklini vereceğim. Çok kolay oluyor. Arada kaldırıp unluyorum. Yuvarlak açacağım. Uğraşmayın. Yeterli arkadaşlar. Hemen hemen bir 30-35 santim çapında açtım. Şimdi hamurumu kenara alayım. Biraz bu kenarda beklesin. Kalka beklemeyecek zaten. Hemen un serpip diğer hamurumu da açıyorum. Bu hamuru da aynı boyutta açıyorum. Hemen 2-3 dakikada hamur açılıyor. Arkadaşlar size Ela'yı göstermek istiyorum şu anda nerede. Abisi bakıyordu ama abisi elinden kaçmış mutfağa gelmiş. Hemen göstereceğim şimdi size kamerayla. Ben burada böyle size birazcık kamera arkasında göstermiş olayım. Videoyu çekerken Ela böyle. Ela. Abi. Beni kucağına alıyor şu anda. Neyse kamerayı yerimle takayım. Hemen çekmeye devam edeyim. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Gördüğünüz gibi hiçbir işin kolaylığı olmuyor böyle gibi. Bu işin de zorluğu var. Görüş bakayım. Bu hamuru da açtım. Dediğim gibi hamurun boyutu hemen hemen 50 santim çapında arkadaşlar. Öyle çok aşırı ince de değil, çok kalın da değil. Bir 50 gram kadar yani bir yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağını erittim. Kenarlara çok çıkmıyorum. Şöyle kenardan hemen hemen bir 2-3 santim açık bırakıyorum. Çünkü biraz merdaneyle genişleteceğiz. O esnada taşmasın. Bu yağın yarısını bu hamura, yarısını da diğer hamura kullanacağım. Yeterli bu kadar. Öyle çok yoğun yağlı değil gördüğünüz gibi hamurlarımız. Ben diğer açtığım hamuru şöyle birkaç kere elimde genişletip üzerine doğru kapatıyorum. Ve birbirine yapıştırıyorum. Biri büyük biri küçük olabilir. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Üzerine kapatıp hafif kaldırıp şöyle genişletiyorum. Biraz kaldırıp hamurumu unu serpeyim. Tekrar hamuru seriyorum. Çok rahat bir hamur arkadaşlar. Üzerine de biraz un serpiyorum. Bu esnada biraz un serpeyim. Hafif çok böyle içindeki yağı çıkarmadan merdaneyi açıyorum. Gördüğünüz gibi hafif hafif. Eğer çok yaparsanız yağ olduğu gibi dışarı çıkar. Çok hafif böyle genişletiyorum. Yapımı da çok kolay ve çok eğlenceli bir hamur arkadaşlar. Hiç sizi yormuyor. Bayağı geniş bir şekilde açtım. Şimdi tekrar şöyle genişçe bir oklavayı alıyorum. Bir tarafını kısa bırakıyorum. Bir tarafını uzun arkadaşlar. Çünkü sıyırdığım zaman çok uzun tarafına sıyırmaya kalkarsanız çok bozarsınız. Şimdi böyle hafif sıkmadan sarıyorum. Biraz un serpeceğim. Hafif hafif böyle kenarlardan da sarıyorum gördüğünüz gibi.
çok sıkmadan yanlardan şöyle sıkıştırıyorum. Oklavadan kurtarıyorum. Siz ittirin. Böyle birazcık bozulma olur gibi olabilir. Bu şekilde yaptıktan sonra hamurumu açıyorum. Harika bir hamur oluyor arkadaşlar. Arada böyle bir çekiştirin. Hamuru bir tarafından şöyle çekiştiriyorum. Sakın o büzmeyi bozmayın arkadaşlar. Büzme şekli gitmesin. Şöyle çekiştiriyorum. Bu uzunlamasını birazcık çekiştirdim. Hemen ardından hazırladığım kıymadan şöyle birer kaşık hafif aralıklı olacak şekilde koyuyorum. Muhakkak aralık bırakın. Bu şekilde. Şimdi kıymayı koyduktan sonra hafif üzerine doğru uçtan kapatıyorum. Diğer ucu da aynı şekilde kapatıyorum. O büzgü kısmı muhakkak ortada kalsın. Kenara topluyorum. Elimle sıkıştırıyorum. Bildiğiniz midye tatlısı şeklini böreğe verdim arkadaşlar. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Elimle iyice yapıştırın muhakkak. 2-3 kere geçin. Tekrar tekrar. Ben bıçakla tam ortasından kesiyorum. Burada göstereyim. Şöyle ters çeviriyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Yan kısımdan çeke çeke bastırıyoruz iyice yapışması için. Gördüğünüz gibi harika bir şekli var. Hemen diğer hamuru da çeviriyorum ve sıkıyorum. İyice yapıştırın. Gördüğünüz gibi yapımı hem kolay bir de çok zevkli. Görüntüsü hele harika oluyor. Görüntüsüne özellikle bayılacaksınız. Öncesinde hazırladım. Tepsiye diziyorum. Muhakkak yapmalısınız. Şunların güzelliklerine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle aralıklarla hafif diziyorum. Böreklerin şeklini verdikten sonra böyle tereyağı dibinde birazcık kalmıştı. Hemen onunla bir adet yumurta sarısını çırpıyorum. Üzerine şöyle güzelce sürüyorum. İsterseniz birazcık da süt katabilirsiniz. Ardından üzerine şöyle susamlı çörek otunu karıştırdım. Üzerine serpiyorum. Şöyle şekilli olacak şekilde. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Kendi fırın ayarınıza göre lütfen dikkatlice pişirin. Çıkardım. Hatta bir tanesinin tadına da baktım. Çok güzel oldu. Benim fırınım biraz sorun çıkardığı için arkadaşlar bazen böyle bir tarafı pişiyor bir tarafı pişmiyor ama görüntüsü çok güzel bir börek oldu. Bakın altını biraz fazla pişiriyor. Üstünü az pişiriyor. En yakın zamanda bakıtacağım ama çok güzel oldu. Ve yumuşacık. İçini de böyle bıçakla kesip göstermek istedim sizlere. Harika bir şey oldu arkadaşlar. Bakar mısınız içine? Çok güzel bir börek ve yumuşacık ve çıtır çıtır. Muhakkak denemeniz gereken böreklerden bir tanesi. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.